Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, benim dikkatimi çeken ilgimi çeken diğer bir hususta Türk Devleti'nin, Türk Hükümeti'nin harekete geçme hızı. Bu dünyada bile çok büyük, nadir görülen bir afet sonrasında, 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler geçici yöntemler takdire şayan dedi. Yunanistan'ın deprem olduktan sonra hemen harekete geçtiğini, arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderdiğini ifade eden Mitarakis, şöyle devam etti. Helikopterle depremlerin etkilerini gösterdiği çok küçük bir bölgeyi ziyaret etme, havadan görme fırsatım oldu. Tabii ki bütün zararın sadece küçük bir yüzdesi. Benim ilgimi çeken diğer bir husus da Türk Devleti'nin, Türk Hükümeti'nin harekete geçme hızıydı. Dünyada bile çok büyük, nadir görülen bir afet sonrasında, 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, yöntemler takdire şayan. Mitarakis, bölgenin yeniden toparlanması için Yunanistan'ın da uluslararası alanda yardım edeceğini, zor ve güç gerektiren bir iş olsa da bunu yerine getirileceğini belirtti. Suriyelilerin kaldığı bir barınma merkezini görme fırsatı da olduğunu aktaran Mitarakis, buradaki var olan yönetim ve organizasyon gerçekten çok güzel ve harikuladeydi. Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye'ye yardım etmelidir göç konusunda, çünkü Türkiye göçle ilgili büyük bir yük üstlenmiştir, dedi. Mitarakis, ziyaretini Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile birlikte gerçekleştirdiğine işaret ederek, Savunma Bakanları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, görüşmeler, iki ülkenin de ilişkilerin iyi yönde ilerlemesine bağlılığını göstermektedir. Sizlere davetiniz için, bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Yeniden toparlamak için çok zor bir işiniz olduğunu biliyorum. Sizlere başarılar diliyorum, ifadelerini kullandı.